Elhamdülillah 6 yıldır hizmettesin. Elhamdülillah. Acısıyla, tatlısıyla. Bu hizmete giriş anı nasıl oldu? O olay nasıl gerçekleşti ve artık ben Allah'ın hizmetinde olmalıyım dediğin an nasıl oldu ve nasıl girdin daireye? Şimdi iki türlü bir hayatım oldu. Şimdi bir tanesinde üst levelde böyle işte gayrimeşru bir hayat. Bir tanesinde de farklı bir gayrimeşru hayatım vardı. Hep ikisinde de şunu yaşıyordum. Ya istediğim, arzuladığım, hayallerini kurduğum hayat bu muymuş? Hep bunu söylüyordum. Mesela üniversite yıllarında özellikle bunu daha fazla hissetmeye başladım. Üniversiteye gidiyorsun, arabalarla takılıyorsun, kafelere gidiyorsun. Özgürsün, istediğin gibi istediğin her şeyi yapıyorsun. Ama her akşam şunu diyordum. Ya neden böyle oluyor? Niye ben hala mutsuzum? İstediğim her şeyi yapıyorum ama bir türlü o istediğim şey olmuyor. Niye böyle oluyor? Her akşam bunu soruyordum ama. Her yatmadan önce düşünüyordum böyle. Sonra üniversitenin birinci yılında defalarca üzerime böyle musibetler geliyor. Ama öyle böyle değil ha. Bir gün oradayım, bir gün buradayım, bir gün başka bir yerdeyim derken en sonunda bir trafik kazası geçirdim. Kazayı yaptım. Yaptıktan sonra ileride bir petrol vardı. Petrolün oraya bakarken bir ezan sesi geldi. Orada ben şunu söyledim. Her şey buraya kadarmış. Dedim öldün. Ve Allah sana şu an öldüğün anı gösteriyor. Kafamda böyle hayyalen sele, hayyalen fele böyle ezan sesi böyle yankılanmaya başladı. İnsanlar yanımdan geçiyor falan böyle halüsinasyon görmeye başlıyorum. Ama çok farklı bir an. Orada dedim ya Allah'ım ne olursun ölmemişimdir inşallah. Allah'ım ne olursun ölmemişimdir inşallah. Çünkü bazı olaylar yaşadım biliyor musun? Gelen diyor ki arabanın içindeki ölüler nerede diyor. Abla biziz diyorum. Hayır diyor arabanın içindeki ölüleri götürdüler diyor. Ambulans geldi götür. Abla biziz diyorum ben orada öldüm zannettim. 2 saat 3 saat bunun tribine girdim. Ama Allah'a orada bayağı yalvarıyorum. Allah'ım ne olursun kurtar. Allah'ım ne olursun kurtar. Ya Rabbim inşallah ölmemişim ama böyle feryat ediyorum. Daha sonradan dedim ki Rıdvan bu böyle olmaz. Ya dedim intihar edeceksin ya da artık kendi hayatına bir çeki düzen vereceksin. Bu böyle olmuyor dedim. Çünkü artık ramaklara gelmiştim. Yani deniyorum olmuyor. Olmadıkça acı çekiyorum. Dedim ya hani bir sohbette hayatım değişti. Cehenneme gitmeden bu dünyada cehennemi yaşıyorsun. Evet gerçekten insanların o aradığı lezzetlerin içerisindeyim ama cehennemi yaşıyorum. Şu an bir gencin isteyeceği özellikle liseyi bitirmiş olan bir gencin isteyeceği güzel bir üniversite, ortam, araba vesaire gibi şeyler. Öyle bir şeyin içerisindeyim ama hep acı çekiyorum. Sonradan kararımı verdim. O gün hüngür hüngür ağladım ama öyle böyle değil. O günü de hiç unutmuyorum. Bir parktaydım. Bayağı ağladım. Sonra dedim ki hayatımı değiştireceğim. İşte sonra hizmetle tanıştım. Gel git derken tabii bir yandan üniversite hayatı, bir yandan işte cumartesi günleri sohbete geliyorum. Baktım olacak gibi değil. Çünkü üniversite ortamı çok kötü benim. Acayip derecede kötü. En sonunda bir karar aldım. Dedim ki Rıdvan ne senin etrafındaki kişiler ne dedim sen değişiyorsun. Bu değişmiyor dedim. Dedim senin köklü bir şekilde değişmen lazım. O zaman dedim herkese rest çekeceksin. Telefonu her şeyi kapattım. Herkesten uzak İstanbul'a gittim. Bir 3 hafta 4 hafta orada kaldım. Tekrardan oradan çıktım, geldim, sonra hizmete başladım. Temel olarak hizmete gelmeme vesile olan o kaza oldu. Ya gerçekten şuna inanıyorum. Bir insan eğer gerçekten Allah'ı isterse, Allah'ın davasını isterse, o kötü hayattan kurtulmak isterse, vallahi Allah yolunu açıyor o insanın. Evet zor oluyor ama açtığı zaman da şunu diyorsun, elhamdülillah. Mesela ben şu an gerçekten elhamdülillah diyorum. Niye? Çünkü bu hizmetin bana katmış olduğu en büyük şey aklımın, kalbimin, ruhumun rahat olması ya. Bu var ya, yani şu dünyadaki en güzel şeylerden bir tanesi benim için. Bir de şunu söyleyeyim, insan onu nankör. Gerçekten nankör. Başına musibet gelmediği zaman, sıkıntı gelmediği zaman o insan Allah'a yönelmiyor. Bu böyledir abi. Yönelmiyor. Ve en son trafik kazasında yani abi o kadar şiddetli bir kazaya geçirdim ki araba perte çıktı. Gören insanlar diyor ki bu arabanın içine insan çıkması normal değil diyor. Düşün anca öyle bir kaza yapınca ayıldım. Sen hesap et. Peki dışarıdaki insanlar nasıl uyanacak? Kardeşler nasıl uyanacak? Abi başına musibet gelmesi lazım ya. Çünkü dünya çok tatlı, çok lezzetli. Evet tatmin etmiyor, aradığımızı vermiyor ama o kadar gaflet ortamı var ki insan bir türlü o gafletin içine uyanamıyor. Ama o musibetlerle uyanıyor. Ama şunu da söyleyeyim, her insan dönebilir, Allah yoluna gelebilir. Bugün işte deseler ki filan filan ünlü hidayete geldi, vallahi hiç şaşırmam. Deseler ki işte filan filan bir arkadaşın hidayete geldi, gerçekten şaşırmam. Ben değiştiysem herkes değişir. Öyle işte.